beni ele verdiği için ki gerçekten söylüyorum puanım kırılmış olabilir kızlar. Gerçekten de tam açtım. Sadece ocağı attığında küçülebileceğini düşünemedim. Ama bizimkiler de öyleydi ve küçülmedi. Demek ki sen benden bir tık daha büyük. Yağmur, yo, hayır, happy, açmışsın. Happy hiç mazeretim var ya. Hiç de. Ya Allah beni burada biliyor ya. Ben kayınvalideme anneciğim ben çok küçük yapacağım. Kalk ona 5 ver deseydim benim kayınvalidem burada 5, 1, 1, 1 yapardı. Ama senin kayınvaliden bunu söylediği için biz bu yorumları yapıyoruz. İşte hatalı olduğu için ben kayınvalideme bu kadar yükseldim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz benim bu kadar üstüme bunun sayesinde geldiniz ve bence ben -2 puanı bu yüzden aldım. Diyorsun. Aa, kendi hatan sen hiç yok. Sen hatayı yaptın, -2'yi bizim yüzümüzden aldın yani öyle mi? Hatayı ben bilerek yapmadım arkadaşım. Olabilir, ben de -2 aldım zamanlarda bilerek yapmıyordum ama aldım yani. Sen de bilerek yapmadın aldın. Ben tabii de bilerek de yapmadım aldım. Bu kimse kadar basit. Kimse burada bilerek öyle bitiyor zaten veremez ama. Yo veren veriyor. Ben çok izledim. Ben vermem yani yapmam. Allah'ıma bin şükür ben kayınvalideme Yağmur senin gibi yapmıyorum. Senin gibi bağırıp çağırmıyorum. Allah Allah. Evet Allah Allah. Allah. İzle Allah. Bir kendini de gör. Ama belki de izlerken Ayten onlarsından bağırıyor öyle deme. Anneciğim bir dakika bir şey konuşacağım. Ne konuşacağım benimle? Benimle konuşur musun? Hem hatayı sen yapıyorsun hem de benimle ne konuşmuyorsun anne ya. Niye bana trip atıyorsun? Ben trip atmıyorum ben doğruları söylüyorum. Nasıl doğruları söylüyorsun anneciğim bilmem farkında mısın? Sen bugün 5 almadın mı benden? Anneciğim diğer gelinlere 4 verdin ben onda değilim. -2 aldı senin gelinin sen bana 3 sen vermiş oluyorsun. Sen öbür kayınvalidelerden ne aldın? Anneciğim aldın. Konumuz o değil. Sen benden 5 aldın mı? Anneciğim. Sen bana ne dedin? 15 santim yapacağım anne ben, dedim. Ben annem. Şefimiz dedi anne, 15. Anne, annem. Duyuyor mu beni annem? Duyuyorum. Tamam ben sana söylediklerimi sen orada hemen ekranların karşısına çık pat pat söyle diye mi söyledim? 15 santim yapacağım anneciğim, dedim. Anneciğim sen Seda Hanım'a ne dedin biliyor musun? Ne dedin? Sen kendini, kendi kendine ağzını ele verdin. Sen çıktın Yağnur bunu yapamaz. Yağnur bana küçük yapacağım dedi. Oldu ya, oldu. Bütün ailevi sırlarımız zamanında açtın. Hadi onu geçtim. Bir de orada onu hemen söyledim. Ya diğer ailevi sırlarını açmışım ben seni ya. Diğer kayınvalideler ne açmışım ailevi sırlarını? Diğer kayınvalideler verdiği tüyü söylüyorlar mı? Ay yeter Yağnur ya. Oo. Nasıl yeter annem of. Ya? Nasıl yeter annem ya? Konuşamayacağım seninle. Nasıl konuşamayacağım? Bir de bana trik yapıyorsun anne. Yaparım. Saygılı hem konuş. Hem hatalısın hem de bunu yapıyorsun. Senin kusura yüzünden bakma. İki eksi aldım. Ben i̇yi bir zikri iki öbür puanla kaçırırsan görüşürüz. Oh iyi oldu. Ay pes doğrusu sana. Gerçekten ben başka kayınvalideyle yarışmak istiyorum. Gerçekten. Of 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 of. Ya bayağı bayağı tartışmışsınız. Evet. Ben bu kadar beklemiyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi kızlar? Sizce ben tamam. Hani evet belki diyorsunuz ki çok bağırıyorsunuz. Benim kendimi ifade şeklim bu. Bana orada oh demesi hoş bir şey mi? Ama onu en son söylemiş Yağnur. Vallahi ama sen izin ya. Vermemişsin ki konuşsun arkadaşım. Hayatım yanlış yaptı çünkü hata yaptı. Hatasını kabul etsin. Ama böyle mi konuşulur ya? Tabii ki de öyle o konuşulur. O senin kayınvaliden ya. Bu kadar yükselmene gerek yok. Vallahi kızlar ben sesimi yüksek konuşan, kendimi böyle daha böyle dan ifade eden bir kızım. Benim yapım da bu. 13 yıllık gelinim. Bunu biz ilk kez yaşamıyoruz. Ben kesinlikle burada hakkımı sonuna kadar arıyorum. Ben ona 3. kere geliyoruz anneciğim. Diğer kayınvalideler nasıl yapıyor? Sen de o şekilde yap diyorum. Ama benim kayınvalidemin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Dün Yağnur beni çok üzdü. Gerçekten çok üzüldüm. Çok sinirlendim. Gelinim. Tamam, evet, evladım, ettim. Evladım. Ama son kelimesine dedi. Ben başka kayınvalideyle yarışacağım. Evet, ben yarışanacığım, göreyim seni. Nereden seni bileceğim? Kim çeker acaba? Hayır, sen büyümesin diye gittikçe peşine koşturmaya evet. başladı. Ay ben de çok şaşırdım. Yani çok nedir bu yani? Ben sana 5 vermişim. Evet. Daha ne istiyorsun? Doymuyor senin güzel gelinin. Güzel yapaydık doymuyor, sizlerden doymuyor. Bir alın. Hanım. Senin gelinin sen doymuyor. Bir şey, kaynanayı nereden bulacak? Bilmem ona sorun. Evet. Öyle bir şey mi var? Nasıl bu yani? Bilmiyorum bu artık. Bu hırs. Bu hırs nedir olmaz böyle yani ya? Olmaz yani bir başka kaynanayla nasıl gelecek buraya? Sinirinden dedi onu yoksa öyle bir şey olacağı yok ama. Sinir de olsa kayınvalideye denilmez. Evet ya 15 kadın santim dedi. Kadın gittikçe peşine koşturuyor. Durmuyor yerinde. Hani ilk geldiğinizde biz gelinimle çok iyi geçiniyoruz. Birbirimizi anlıyoruz, ediyoruz.
Şimdi ne oldu canım? Ben zaten inanmamıştım Nilgün Hanımcığım. Yani Yağnur'la böyle senin anlattığın şekilde kimse geçinemez. Bir dakika. Tamam. Evet. Biz Gül gerçekten bunu ispat etti. Gerçekten çok güzel geçimimiz var. Ama burada hırs yapıyor. O güzel kendini kaybediyor. Kendini kaybediyor ve de ben çok, tavrımı koydum orada. Çok hırslıydı. Kayınvalideyle olarak tavrımı koydum. Sen bir kere gelinim var ya, aman iyi güzel dedikçe tepemize çıkıyorlar. Ay ben sizin benim bu konularınızdan çok sıkıldım. Konularınızdan çok sıkıldım. Sen de bunu huy haline getirdin. Evet, nereye gidiyorsun? Dışarı gidip geliyorum. Hadi git. Hava almaya gidiyorsun gene. Yine bir şeyler çeviriyor bu. Ne getireceğim yine? Yok, yok. Vallahi durup durup bir şeyler çıkartıyorsun Neriman abla ya. Kayınvalidem ayakkabısını bağlayamıyordu. Eğildim, anne ben bağlayayım dedim. Bırak bırak dedi, ben bağlarım dedi. E kırılmış sana. Kırılmış işte, anne benimki dedi, de öyle. Neden böyle yapıyorsun? Bak biz bugünü unutalım. Yarın cuma, final. Benim puanlarım yüksek. Ben bu hafta iki tane çeyrek almışım. Geçmiş geçmişte yaşandı. Lütfen anneciğim dedim. Hayır dedi, sen bana çok saygısızca davrandın. Çok yükseldin. Ben konuşmak istemiyorum. Bence kırılmış işte. Annenle aranı düzeltip sana... Ya ben seni de anlıyorum. Bak hak da veriyorum. Ama sen de ben de kendimizi biraz sert yani ifade ediyoruz. Üslubumuz, tarzımız bu. Anladın mı? Eminim Nilgün teyze unutmuştur onu. Kızlar. Hiç de öyle olduğumu samimi söylüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ben kayınvalidemle uzlaşmak için profesyonel davranarak onun da kalbini kırmışımdır, çok yükselmişimdir diye gittim. Kayınvalidem bana o kapıları gerçekten kapattı. Şu an nasılsınız peki? Şu an kırgınım çünkü ben kırıldım ona. Ama o bence daha kırgın sende. Yok hayır, bu kadar narin olmasın. Hayat çok acımasız. Gerçekten çok acımasız. Bu kadar narin olmasın. Yani bugün seninle benimle uğraşacak gibi geliyor bana. Evet bence de. Dün bendeydi. Ama bak, hiç tahmin etmiyorum. Seni de Selim'le yine uğraşacak. Yok yok. Dündü o. Yok yok. Neriman Hanım seninle uğraşacak yine. Niye? Bana öyle geliyor. Dün buradan gidişimizden belliydi zaten. Sarımsak konusu. Bayanlar. Evet. Aa. Size sucuk ekmek yapacağım, içi bol sarımsaklı. Ben size demedim mi? Bak yine uğraşacak diye. Tüpümü de getirdim, şimdi üstünde pişireceğim, size yedireceğim. Neriman Hanım onu yapmıyorsunuz. Neriman Hanım onu yapmıyorsunuz. Dün yaptınız, bak yaşınıza hürmeten bir şey söylemedim. Ama bugün izin vermeyeceğim. Onu yapamazsın. Biraz yavaş ol, yani çok fazla bağırıyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya Bayanlar çalışıyorsun? Isteyecek, üçümüz yiyeceğiz, siz yemeyin. Sen böyle bir şey yapamazsın. Dün Seda Hanım'ın yanında diyordun. Ben yapmadım, ben bilmiyorum. Haberim yoktu. Şimdi de mi haberin yok? Yardım edeyim mi Neriman abla? Aa Nagihan Hanım buyurun, yani. Bak, buyurun, Nagihan Hanım da yok, çok seviyor herhalde. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben herkese yardım ederim. Yani orada. Orada ne oluyor? Bırakıyorsunuz. Hayır, yok, hayır izin vermiyorum. Hayır, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Yine mi? Yine benim kayınvalidemi mi yapıyorlar? Benimkisi kesin. Vallahi benimkine bir şey yapıyorlar kızlar, bir dakika. Olmaz mı yapıyorsunuz yok, ya? Yok bir dakika. Yok, ama sen hani dün haberi yoktu ya hanımefendinin. Bugün ne oldu? Ama dün ikiniz bugün konuşmuşsunuz. Ne oldu? İkiniz... Tamam dün ama... o kadar kişinin içinde konuştuk. Ne oluyor şimdi ya? Yine ne oluyor? Yani burada ikiniz konuştunuz, biz duyduk. Ay Neriman teyze yine bana geliyor. Konuştunuz konuyu, sarmayacağım. Ne dediğinizi biz duymadık. Ver örtüyü, ver. Hayır, lütfen rica ediyorum, örtüyü verin. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ben ya? Bunu da mı bilmiyorsun?